Herkese merhabalar transfer inceleme videolarında bugün Trabzonspor'un yeni kiralık orta saha oyuncusu Lewis Baker'dan bahsetmeye çalışacağız. Trabzonspor, Lewis Baker'ın kariyeri boyunca kiralık olarak gittiği 8. takım geçen sene de en son Almanya'da kiralıktı ve şimdi Trabzonspor'da oynayacak. E, Profile baktığımız zaman direkt bu seviyelerin oyuncusu olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor zaten. Fiziksel, zihinsel anlamda çok yetersiz teknik anlam. E, fiziksel ve zihinsel anlamda iyi seviyelere yakın olsaydı veya ortalama olsaydı teknik anlamda e, kullanılabilir diyebilirdim ama gerçekten e, oyuncunun kadroda tercih edilmesiyle alakalı e, söylenecek olumlu bir yönü yok. Birincilikte oynayabilir. Çok rahat bir takımın e, takım oyuncusu, e, defansif oyun kurucusu veya ofansif oyun kurucusu olarak kullanılabilir ama Trabzon seviyesinde bir takım için çok yetersiz görüyorum. Oyuncunun pozitif iki tane yönü var. Birincisi hem sağ ayak hem sol ayak kullanma becerisi üst düzey. Her iki ayağında kullanabiliyor. Bu oyuncu için çok büyük bir artı. Bir de duran topların başına geçtiği zaman ustalaşıyor adam. Köşe vuruşu, serbest vuruş ve penaltıya bakın çok iyi. Yani bu oyuncu bir sezonda 10 asist, 12 asiste bile çıkabilir. Çünkü duran toplardan eğer iyi bulursa takım, Lewis Baker böyle kullanılabilir. Ama onun haricinde pozitif olarak bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Zaten Chelsea'de bu oyuncu sürekli kiralık olarak kullanmış ama kupa maçlarında falan veya daha basit geçeceğini düşündüğümüz maçlarda Lewis Baker kullanılabilir. Duran top kazanmaya çalışma talimatlarımız da yoksa Lewis Baker'ın olduğu maçlarda bu e, e, eklenebilir çünkü gerçekten duran top konusunda usta bir ayak var sahada ve hem hani hem sağ, sağdan hem soldan hiç fark etmiyor her iki taraftan da kullanılabilir duran topları. Gizli özelliklerine bakalım. 139 potansiyel yetenek var. E, 120 şu anki mevcut yeteneği varmış. Önemli maç formu 10. Vasat. Süreklilik Vasat'ın bir tık üstüne atmış. Sportman'lik huyu çok iyi. Uyum düşük. Sakatlanma eğilimi de çok düşük. Yani e, bu oyuncu sakatlık nedir bilmez gibi bir şey. tabi maç motoru, oyun dinamikleri bu oyuncunun belki de kafasını sakatlıklardan kaldırmayabilir. Böyle enteresan şeyler yaşayabiliriz. Geçmişine göz atalım. Chelsea altyapısından çıkmış ve daha sonra kiralık. Seriwen, Sheffield, Dons Vitesse'e tekrar Chelsea'ye geliyor. Middlesbrough, Leeds, Reading e, geçen sezonda e, Fortuna Düsseldorf'daydı yanlış hatırlamıyorsam ve bu sezonda Trabzonspor'a kiralık olarak geldi Lewis Baker. Ben dediğim gibi bu seviyelerin bir oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Potansiyel gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Ama işte oyuncunun her iki ayağını kullanabilme becerisi var ve duran toplarda iyi bir oyuncu. Onun haricinde çok fazla kadroda tercih edilebileceğini düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.